Çok özür dilerim. Sayın Mustafa Destici, yanlışsa bunu yanlışlar telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Biz tabii hem bugün işte olası zam oranlarını, kulis bilgilerini ekrana getiriyoruz. Hem seyircilerimizin haklı olarak yaşadıkları şikayetleri ve sıkıntıları gündeme getiriyoruz. Sizin iki önerinizi iki haftadır çok tartışıyoruz biz. Biri siyasi partilerin seçim ve hazine yardımları konusunda almasınlar açıklamanız. Ben böyle özetliyorum. Diğeri de çift maaşa nerede olursa olsun son verilsin. Çok kısa olarak bize bu iki önerinizi gerekçeleriyle anlatır mısınız? Ama yani sürem nedeniyle çok gece kaldık çünkü kısa rica edeceğim. Buyurun Sayın Mustafa Destici. Hande Hanım, size ve konuklarınıza hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Bizi izleyen vatandaşlarımızı da saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ben de başka bir televizyon kanalı yayındaydım. Onun için baştan izleyemedim. Ama geçen haftaki yayını izlemiştim. Şimdi vakti de sınırlı olduğunu biliyorum. Önce hazine yardımından başlayayım. Anayasamızın 68. maddesinin son fıkrası diyor ki, siyasi partilere yeterli miktarda ve hakça yardım yapılır. Şimdi yapılan yardıma bakıyoruz. Hem hakça değil, çünkü hakça olması için bunun adilane dağıtılması lazım. Öyle değil. Türkiye'de maalesef 5 partiye bu para veriliyor. Bir de hakçı olmamasının bize göre bir gerekçesi de hazine yardımı, seçim yardımı. Seçim yardımı da hazine yardımı alan partilere veriliyor. Burada da bir hakçı uygulama yok. Yeteri miktarda diyor. Yeteri miktardan şunu anlıyoruz. Yani siyasi partiler sağa sola muhtaç kalmasınlar. Sermaye gruplarının kontrolüne girmesinler. Bir bedel ödemek zorunda kalmasınlar. Dolayısıyla da aynen asgari ücretli gibi düşünelim. Yani asgari ücret nedir? Bir geçim standardı en alttan. İşte evet. Siyasi partilere de böyle hayatlarını kimseye muhtaç olmadan varlıklarını sürdürsünler. İşte kiralarını ödesinler, çalışanların paralarını ödesinler. Ama bugün geldiğimiz noktada bakın bu sene 2022 yılında 5 parti 645 trilyon alacak. Yani bu el insaf. Gerçekten vicdanım benim bunu kaldırmıyor. Aynı artışla devam ederse 2022 yılında bu rakam 800 trilyona çıkacak. Çünkü bütçe her yıl efendim işte %25-30 arası büyüyor. Bir de genel seçim olduğu için iki seçim yardımı daha alacaklar. 3 katını 2,5 katrilyon para alacak. Ya bu kadar harcarlar mı siyasi partiler? Şimdi bunun bir kısmını harcıyorlar, bir kısmı şu anda partilerin, bu yardım alan partilerin kasasında yüzlerce trilyon para olduğunu biliyoruz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani pandemi döneminde millet bu kadar sıkıntı çekiyor. Esnaf, köylü, memur, işte emekliyi konuşuyorsunuz. 1.000 lira aylıkla geçinmeye çalışanlar var. Geçen gün Meral Hanım söyledi, biliyorsunuz. Ankara Belediyesi'nin bir açılışında tablet alamayan öğrenciler, yani işte eğitime erişememişler, bağıra bağıra ağlamak istiyorum dedi. Ben de üzüldüm. Niye bir hanımefendi liderimiz bağıra bağıra ağlasın? Ben de kendisine dedim ki 65 trilyonu 65 bin öğrenciye tablet alarak güle oynaya dağıtabilirsiniz. Yani ağlamak yerine güle oynaya bu işleri yapsınlar. Peki Mustafa Bey, bir sene bu parayı almasalar ne olur? Siyasi partiler sıkıntı yaşarlar mı? Hiçbir şey olmaz. Biz 28 senedir almıyoruz. Varlığımızı devam ettiriyoruz. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Bizim Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz aidat ödüyorlar cari giderlerimiz için. Ayrıca bütün yaptıkları masraflar da kendi ceplerinde. Yani herkesin arabası kendisine ait. Herkes uçak biletini kendisi arıyor, alıyor. Herkes gittiği seyahatin şeyini, masraflarını kendisi karşılıyor. Yanında birisini çalıştırırsa onun parasını kendisi veriyor. Yani bir bu halde bunu yapabiliyorsak 28 yıldır diğer siyasi partilerimiz de pek rahat yapabilirler. Bir de o partilerimizin ben biliyorum, herkes biliyor, bu hazine yardımı dışında da farklı gelirleri var. Yerel yönetimler onları destekliyor. Farklı gruplar onları destekliyor. Şimdi bakın,
yollarda İstanbul, Ankara başta olmak üzere binlerce billboard var. Hı hı. O billboardların haftalığı 1000 TL en azı. Mesela binlerce billboard yerine, şimdi seçim de yok bu dönemde, bu kadar israf niye? Bir taraftan hükümeti, devleti, başka kurumları israf ediyor diye suçlayacaksın. Ama kendin aynı israfı yapacaksın. O billboardun her birisine bir öğrenciye bir tablet alınabilir. 2023 yılındaki yardımla 2,5 milyon tablet ve bunun internet parası alınabilir. Devletin bunu iktidar, muhalefet, dahil, tüm siyasi partilere söylüyorsunuz değil mi bu çağrınız herkese? Tabii ben bunu mesleki bütçe konuşmasında da söyledim. Basın toplantısında da söyledim. Bütün partilerin liderleri oradayken söyledim. Bunu her fırsatta söylüyorum. Size Mustafa Destici haklısınız. Ya bunu biz de düşünelim diyen lider oldu mu? Yok, şöyle yapıyorlar. Hani Erzurumlu Bayburtlu'ya demiş ya, kardeş bu can mı ki verelim? Dolayısıyla da bizim maalesef bu hazine yardımı alan parti liderlerimizde, yöneticilerimizde aynen bu tavır içindeler. Ona ver, buna ver, şuna ver, her şeye ver diyorlar. Ama sen cebinden de istemiyoruz. Devletin verdiği parayı iki sene alma, bir sene alma, gel bunu tablet alamayan öğrenciye ver, gel bunu esnafa ver, emekliye ver. Onu hiç duymazdan geliyorlar, kulaklarının üstüne yatıyorlar ve gerçekten inanılmaz para. Yani hani 1 milyon alsa anlarsın, 2 milyon alsa anlarsın da ya 645 trilyon. Yani 2023'te bu seçim yardımıyla birlikte 2,5 katrilyon. Bir de tabii ben bunun öncesi şunu soracağım Sayın Başkan. Önden de alıyorlar doğal olarak. Her yıl alındığı için siyasi partiler bunları dolarda, şurada, burada değerlendirme hakkı da sahipler değil mi? Bence mesela her konuda şeffaflık istiyorlar ya. Evet. Bu partiler açıklasınlar. Bu paralar şu anda dövizde mi? Değildir, değildir. Şimdi değildir herhalde. Ben emin değilim. Ya da 18-19 önce bozdurulmuş mudur bilmiyorum. Ne zaman bozdurulmuştur. Şimdi mesela şeffaflık istiyorlar. Bence önce bu partiler kendileri bir şeffaf davransınlar. Bu paralar nerede? Kasalarında ne kadar var? Ne kadarı dövizde? Ne kadarı TL'de? Ne kadarı faizde? Bir açıklasınlar. Tamam, Anayasa Mahkemesi denetim yapıyor ama bence Sayıştay, bence bu holdingler işler, ben açıkça söylüyorum. Yüzlerce insan çalışıyor. Aynen devletteki israftan bahsediyorlar. Araçlar, yemeler, içmeler, seyahatler. Yani alabildiğiniz her şey var. Ve burada bu arada şunu düzeltelim Sayın Başkan. Katrilyon dediniz ama o tabii eski söylem oluyor. Milyon olarak düzelteceğiz tabii onu. Tabii milyar, 2,5 milyar. Milyar, pardon. 2023 yılı için. Var mı soru? Benim bir sorum var. Melik Yiğitel'in bir sorusu var. Mustafa evet, Bey. Evet, buyursun Melik Bey. Ben de ona bir cevap verecektim geçen haftadan. O önce soruyu alıyorum. Yo, ben tahmin ediyorum Mustafa Bey hazine yardımı almadığı için bu öneriyi rahat yapıyor evet. Demiştim. Evet. Tahmin ettim. Siz onu söylediniz. Biz 2002 yılında aldık. Allah rahmet eylesin. Cennet Mekan Muhsin Başkan liderimiz. Amin. O zaman genel başkanımızdı. Dedi ki ben bunu içime sindiremiyorum. Şehit ailelerine vereceğim dedi. Yasa dediler buna müsaade etmiyor. Fakat Büyük Birlik Partisi rahmetli genel başkanın riyasetinde o paranın önemli bir kısmını biz muhtaç ailelere, şehit ailelerine, başka konulardakilere dağıtıldı. Şimdi dolayısıyla Büyük Birlik Partisi buradan imtihanı geçmiş bir siyasi partidir. Birincisi bu. İkincisi, diyelim önümüzdeki seçimde bunu almaya en büyük aday partilerden birisidir. Bir diğer konu da yine bir arkadaşımız, siz miydiniz? Zafer Bey miydi? Doğru hatırlamıyorum. Zafer Bey'e de çok hani böyle cevap olsun diye söylemiyorum. Sadece hatırlama adına soruyorum. Bir de dendi ki yani işte her parti alırsa parti çok, o zaman para yetişmez. Hayır. Burada ben dedim. Bir parti alsın. Başkanım, Zafer Bey'in günahını almayın ben dedim. 115 ondan tane mı? Parti var, hangi birisine para versin dedim. Ha, onu da mı siz söylediniz? Evet, tamam, dedim ki yani şu anda %7 ile sınırlama var, bir de grup kurma. Yok, %3'e düştü o. Ha, 3 evet. Şimdi şöyle, yalnız parayı bir partide alsa paranın yekünü aynı,
parayı 10 parti dağıtsa, 100 parti dağıtsa yekün aynı. Yani bütçe gelirlerinin 5000'de ikisi siyasi partilere hazine yardımı ve seçim yardımı olarak dağıtılıyor. Ya yani para değişmiyor. Orada parti şeyi önemli değil, sayısı önemli değil. Bütçeden ayrılan miktar bir partide tamamını alıyor, 3 partisi 3'e bölünüyor, 5 partisi aldığı oya göre 5'e bölünüyor. Fakat buradaki adaletsizliğin birisi de hazine yardımı ile seçim yardımı ismi farklı olmasına rağmen seçime diyelim 2018'de 10 parti katıldı ya da 2019'da 15 parti katıldı. Fakat seçim yardımını da 5 parti aldı. Yani futboldaki havuz evet. sistemi bile bundan adil. Yani ligdeki her takım bir para alıyor ama başarıya göre. Ama burada sadece 5 parti alıyor. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz Büyük Birlik Partisi olarak, bu hazine yardımı kaldırılsın diyoruz. Yani, başkanım ama şöyle bir riski olmaz mı? Yani şu anda mesela hazine yardımı alındığı için hani daha bağımsız hareket edilebiliyor. Öbür türlü işte bağışlarla ya da böyle sermaye sahipleri partilere dadanırsa, ki geçmişte bunun kötü örneklerini gördük biz. Yani işte Güneş Motel olaylarını gördük, vekil transferi gördük, işte bir partinin genel başkanı finanse gördük. Bir sürü kötü örneklerini gördük. Biraz böyle hazine yardımı sanki partileri biraz da böyle bağımsız kılıyor. Öbür türlü böyle hani para babalarının böyle dadanırsa, bir takım siyasiler kumanda edilirse böyle bir riski olmaz mı? Çünkü sonuçlarla giderler çok fazla. Yani ben yapabilir miyim? Buyurun Sayın Hakan Bey, buyurun. Çok fazla. Buyurun siz de yapın, sonra Mustafa Bey yatlasın. Buyurun Hakan Bey. Şimdi ben Sayın Genel Başkan'a açıkçası %100 katılıyorum. 99 değil. Ama partilere verilen para verilmesin değil. O para ya seçime katılma hakkı olan partilere oyları oranında dağıtılsın. Mesela seçime 14 parti mi katılıyor? Bunlar son seçimde şu kadar mı oy almışlar? Ya o oranda dağıtılsın ya da oyu %0.5, 1, 2, 3 gibi olanlara işte 500 bin lira, ne bileyim 1 milyon lira, 2 milyon lira farkla vermek zorunda. Yani bir adalet terazisiyle partilerin devletten para alması, çünkü ben 40 yıldır siyaseti gözlüyorum. Orada da Melik Bey'in dediği gibi, yani 3 kişi finans gücü olan 3 tane adam bir partiyi aşağı yukarı kontrolüne geçirir. Öbür türlü yani devletten para almazsa, bence, bağımsız evet. olmazsa. Dolayısıyla ben Sayın Destici'nin görüşüne %100 katılıyorum. Ama her parti bir oran koymak kaydıyla partilerin hepsinin böyle 6 partinin almasıyla değil. Çok büyük haksızlık oluyor. Gerçekten büyük haksızlık. Ya da bu rakam bu kadar yüksek olmamalı. Yani şimdi Mustafa bir holdingleşmeden bahsediyor. Hakikaten mesela çalışanlar için işte bir asgari geçim şu var, bu var. Partiler için bunun bir rakamı olmaz mı? Bir hesaplaması yok mu? Buyurun Mustafa Bey. Şimdi bir kere şunu ifade edeyim. Zaten girişte söylemiştim. Hani partiler kimseye muhtaç olmasın, işte bedel ödemek zorunda kalmasın. Ama uygulama başarılı olamıyor. Bir de bağımsız olma konusunda Büyük Birlik Partisi 28 yıldır hazineden yardım almıyor. Bana göre en bağımsız siyasi parti kurulduğundan beri. Dolayısıyla bunun direkt parayla da hazineden alacağı yardımla da bir ilgisi olmadığını düşünüyorum. Artı bu şu anda hazine yardımı alan partilerin diğer gelirleri yok mu şimdi? Yani bunu konuşalım. Yani bir önce bahsettim. Belediyelerden başka işte milletvekili adaylıkları döneminde diyelim normalde bir adaylık başvurusu bir parti için 5000 liraysa ama duyuyoruz ki adam 100 bin vermiş, öbürü milyon vermiş, öbürü 3 milyon vermiş, öbürü farklı rakamlar vermiş. Zaten bunları hazinede yardım yapsanız da engelleyemezsiniz. Yani bu bir ahlak meselesidir. Bu bir siyasi etik meselesidir. Dolayısıyla biz bunları hazine yardımı vererek değil, gerçekten siyasette ahlakı, etiği hakim kılarak bunun kökünü kazıyabiliriz. Bir diğer husus mesela, şimdi PKK'nın siyasi uzantısı HDP kapatılma davası sürüyor. Muhtemeldir ki büyük ihtimalle kapatılacak. Ama hazineden şimdi Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde kasasına tedbir alınmazsa 77 trilyon para yatacak. Şimdi eğer bu parti kapatılmasa dahi hazinede yardımına mahrum bırakılacak.
İşte bazı siyasetçiler ceza alacak. Peki ben şimdi Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Ara bir karar verin, bu hazine yardımını dondurun, kapatma davası sona erene kadar diyorum. Şimdi vatandaşın gerçekten bunlar yüreğini yakıyor. Yani bir taraftan PKK ile mücadele ediyorsunuz, öbür taraftan PKK'nın partisi olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğu sözde bir partiye her yıl onlarca trilyon hazineden yardım yapıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar, bu uygulanmadaki yanlışlıklar, eksiklikler, adaletsizlikler, haksızlıklar milletin yüreğini yakıyor ve millet özellikle böyle zor durumdayken, yani bir taraftan siz diyeceksiniz ki ona şunu ver, buna şunu ver, öbürüne bunu ver, ama kendinize geldiğinizde elinizi cebinize atmayı bırakın, devletin verdiğinden dahi, har vurup harman savurduğunuzdan dahi, israfla tükettiğinizden dahi fedakarlık yapamayacaksınız. O zaman vatandaş burada bir samimiyet görmüyor. Biz de burada bir samimiyet görmüyoruz. Bunun için de kaldırılsın diyoruz. Adil olarak seçime girelim diyoruz. Bizim de söylemek istediğimiz peki, bu. Zafer, evet. Şahin'in de süreyi tam değerlendirelim diye bir sorusu var. Buyurun Zafer Bey. Sayın Başkan, buyursun şimdi Zafer. Sayın Başkanım, bir eski milletvekili yazıyor bana. O da şöyle bir görüşü var. Enteresan, yani sizin fikrinizi de merak ettim. O size katılmıyor. Diyor ki hazine yardımı partileri özgür kılar. Kaldırılması çok yanlış olur. Partiler iş adamlarının, sermaye gruplarının, belediyelerin eline düşer diyor. Ve diyor harcamadığı parayı zaten diyor hazine yardımı başsavcılık denetiminde, harcamadığı parayı diyor zaten devlete diyor geçiyor diyor. Yani buna ne diyorsunuz? Mikre eksik biliyor. Başsavcılık denetimi diye bir şey yok. Bu mali konuları Anayasa Mahkemesi denetliyor. Sayıştay da ona bakıyor, inceliyor. Yargıtay Başsavcılığı sadece siyasi partilerin siyasi faaliyetleriyle ilgili, yönetimleriyle ilgili, kongreleriyle ilgili, üyelikleriyle ilgili bakar. Mali konulara hiç bakmaz. Buna Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay bakar. Lakin orada şöyle bir şey var. Biraz önce yine söyledim. Yani bu şu anda hepimiz aşağı yukarı, sizler çok tecrübeli gazetecilersiniz. Ankara'da siyasi partilere de çok yakınsınız, biliyorsunuz. Allah aşkına şu anda hazine yardımı alan siyasi partilerle ilgili bu söyledikleri bir kısmı ile ilgili en azından geçerli değil mi? Ya da ben tekrar kendi partimize örnek veriyorum. Biz 28 yıldır hazine yardımı almadan siyaset yapıyoruz. Kim çıkıp diyebilir ki Büyük Birlik Partisi'nin şu sermaye grubu yönlendiriyor ya da efendim şunların kontrolüne girmiştir? Böyle bir şey yok. Siz eğer inanarak biz yola çıkmışsanız, siyaset yapıyorsanız, dolayısıyla kimse sizi tahakküm altına alamaz, kimse sizi yönlendiremez. İşte bizdeki gibi 70 kişinin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, herkes gücüne göre aidatını öder, bütün masrafları da kendisi karşılar. Biz de diyelim 10 bin lira aidat ödeyen arkadaşımız da var, 250 lira aidat ödeyen arkadaşımız da var. Şimdi yukarıdan aşağıya kadar herkes mali gücüne göre, herkes kendi imkanına göre ve bütün giderleri de kendileri karşılıyorlar. Diğer siyasi partilerimiz de bunu yapabilirler. Ha, biz bunu söylüyoruz, bunu neden gündeme getirdik? Baştan itibaren söylüyoruz ama bu pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı özellikle bazı kesimlerimizi, dar kesimlerimizi çok zorlayınca ve buna yönelik de siyasi partilerimiz efendim işte o şunu yapsın, bu şunu yapsın, devlet onu yapsın, hükümet bunu yapsın, şuna da şunu versin, buna da bunu versin. Eyvallah, siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Gelin 2 sene vazgeçin bu yardımdan. Siz bir çağrıda bulunuyorsunuz. Evet, ben buna bırakıyorum. Yani fedakarlık yapın diyorum. Gün dayanışma günü, gün birleşme günü. Evet, devlet üzerine yapacak, hükümet üstünde düşeni yapacak. Ama herkes, biz de üzerimize düşeni yapacağız. Siyasi partiler de üzerine düşeni yapsın diyorum. Ve o partilerimize çağrı yapıyorum. Gelin diyorum, bunu bırakın, bu sene hazineden almayın. Çocuklara tablet alınsın. Yani tablet alamayanlara, evet, tablet alınsın. İnternete erişemeyenlere internet bağlantısı yapılsın diyorum. Güzel bir çağrı. Çok maaş, evet, çok maaş alanlarla ilgili de söyleyeyim. Bunu söyleyeyim, daha önce de ifade ettim, dile getirdim. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu da vicdanları kanatan bir konudur. Yani bir tarafta tek maaşla da eşi de çalışmıyorsa
Bir aile düşünün. 4 kişilik, 5 kişilik, hatta 7-8 kişilik. Sadece asgari ücretle aldığı bir maaşla ya da bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken öbür taraftan bir bürokratın efendim işte oradan 10 milyar, buradan 20 milyar, öbür taraftan 30 milyar gibi paralar alması gerçekten vicdanları kanatıyor, vicdanları yaralıyor. Ve milletimiz bu konuda gerçekten muzdarip. Ben bu konuda bunu alanlar belki de azdır, sayısını bilmiyorum ama bütün bir hükümet ve bütün bir bürokrasi şey altında kalıyor, bühtan altında kalıyor. Onlara da büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hükümetin içinde, bürokrasinin içerisinde gerçekten tek maaşla gecesini gündüzüne katarak devleti için, milleti için çalışan insanlarımız var. Çünkü onlara da haksızlık oluyor. Burada da bir adaletin sağlanması gerekir diye düşünüyorum. Peki. Ve bu konulardaki bu hata, diğerse hata, yanlışsa yanlış, bunların behamahal düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Destici, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sürenin de sonuna geldim. İki çağrınızı da ilettik. Başta siz olmak üzere Hande Hanım, Melik Bey'e, Zafer Bey'e, Hasan Bey'e, Bülent Bey'e, herkese hayırlı geceler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tabii iki önemli çağrı, hani bizlerin söylemesinin ötesinde bir siyasi parti genel başkanı tarafından dile getirildi. Onun da altını çizelim. Sanıyorum süren var mı arkadaşlar? İki dakikam var. Ama i̇ki doğru dakika... doğru tespitlerde bulundu. Yani bunu siyasi bir siyasetçiden duyunca eşit, da hoşuna gidiyor izledim valla. Eşit ilkesi gereği ya bütün siyasi partileri aldıkları oy oranında yardımda bulunacaksınız ya da tamamını kaldıracaksınız. Bak aslında... Mustafa evet, Bey'in aynen. söylediği şunu bize bir ipucu veriyor. Neyle ilgili biliyor musun? Bak neden bahsediyoruz? Diyoruz ki dünya bir krizde değil mi? Ekonomiler daraldı, insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Hakikaten bir zor bir dönem var. Ya bu dönemde hani artık siyaset kurumunun da eski alışkanlıklarını terk etmesi lazım. Evet. Sokağa vatandaşı rahatsız eden uygulamalardan şu parti bu parti diye hiçbir ayrım yapmadan vazgeçmek lazım. Yani bence yeni dönemin mottosu samimiyet olacak. Evet, evet. Yani evet. Vatandaşa kendisini ne kadar samimi, vatandaştan göstermeyi başaran parti varsa o parti bence diğer partilerin önünde. Aynen öyle. O yüzden de işte insanın da hoşuna gidiyor böyle bir açıklama duyunca ya da çağrı duyunca. Sanıyorum sonuna geldim. Hakan Bey, Melik Bey, Bülent Bey, Zafer Bey, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bayağı bir konu konuştuk ekonomiyle ilgili. Gelecek hafta İyi haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.